Civelek Ziver. Halit Ziya Uşaklıgil. Daha 20'sine gelmemiştim. O zaman Osmanlı Bankası'nın İzmir şubesinde memurdum. Bir ara aile doktorunun kesin uyarısı üzerine sigara içmekten vazgeçmeye karar verdim. Ne zor bir iş. 40 gün kadar direndim ama gene tutkunluğuma döndüm. Bu da başka bir öyküdür. Direndim ama sigaradan yoksun kalmanın bir giderilme çaresini de aradım. Birçok yıllardan sonra İstanbul'da da bir dostumun rakı içmesini yasaklamışlardı. O da buna razı olmaya karar vermişti. Ama buna karşılık akşamları Beyoğlu'nun içkili yerlerinden birine uğrar, rakı içmezdi elbette. Yalnız konyak, vodka, cin ve buna benzer içkilerden bir karışım düzenler ve bununla kafayı iyice tütsülerdi. Öyle ki sonunda rakıyı yasaklayanlar ona ''Sen gene rakıya başla'' demek zorunda kalmışlardı. Ben de o zaman tütünden vazgeçmiştim ama günde hiç olmazsa bir kez nargile içerdim. Bankanın bulunduğu yerin karşısında ünlü bir Rum lokantası vardı ki hemen her gün öğle yemeğini orada yerdim. Benim oradaki yerime başkaları oturmasın diye iskemlemi masaya ters dayanmış bulurdum. Lokanta bütün o çevrenin memurlarıyla, mağaza sahipleriyle hınca hınç dolu olurdu. Bunun da nedeni yemeklerinin çok güzel ve iyi oluşuydu. Bir zamanların Galata'sının ünlü aynalı lokantası gibi burada da Rum mutfağının en iyi örnekleri bulunurdu. Burada yemeğimi yerdim. Ah ne büyük bir iştah. Hele bana hizmet eden genç Rum'un içerideki aşçı bölümüne ta benim yanımdan bağırarak ''Pilafi meto sorsto'' diyerek emir vererek daha sonra biraz daha hafif bir sesle ''Yato beyumi'' beyim için yolluğu salık verişiyle özel bir dikkat çağrısı yaparak getirdiği pilavı nasıl yerdim. Bu pilavın üzerinde ya bir domates ya 5-10 bamya ya da bir tane patlıcan oturtması bulunurdu. Nerede o günler? Şimdiki perhiz ve az harcamaya dikkat günlerinde o zamanı düşünürken, neyse geçelim. Yemek tamam olurdu ama bir büyük noksan kalırdı ve keyfim tamam olmazdı. Bir sigara tellendirmemek pek acı bir yoksunluktu. Bunu gidermek için hemen oradan fırlar, kordon boyunda nargileleriyle ünlü olan Luca kahvesine seyirtirdim. Beni görünce elinde bir nargileyle az şekerli bir kahve, garson koşar masayı şöyle bir siler, gelişimi kalosorisate diye selamlardı. Lokantada olsun burada olsun benim özel bir yerim ve önemim vardı. Banka memuru bir Türk beyi. O zaman bu banka memuru Türk genci kimliği yalnız benim tek elimdeydi. Ve bunun içinde bende bir ayrıcalık, özel bir ayrıcalık görürlerdi. Luca kahvesinin nargilesinde de bir özellik vardı. Tömbeki bir daha kabarık güme halinde ve pek güzel bir biçimde lüleye yerleştirilmiş bulunur, üzerine 2-3 iyice yanmış ateş oturtulurdu. Bunun yalnız seyretmesi bile insana büyük bir haz verirdi. Tatil günlerinde de eğer o gün kordon boyuna inilmeyecekse aynı güzellikte bir nargileyi bulmak için evden çıkar ve tilkilikte bir köşeyi oluşturan, ön tarafı geniş bir kahve, arka tarafı büyük bir alanla bir han olan menzilhaneye gider, önlerdeki bir iskemleye yerleşir ve nargilemi içerdim. Burada pek seyrek kalırdım. Kahvenin sürekli müşterilerinden, içeride oyun oynayan gençlerden ikisi üçü bir ara yanıma gelirler ve bana eşlik ederlerdi. Menzilhanenin nargilesini, ki Luca kahvesindekine pek benzerdi, kahveyi ve hanı işleten Yavuz İbrahim kendi eliyle hazırlar ve gene kendi getirerek ''Merhaba beyim'' iltifatıyla marpucu özel bir tutumla çözüp ağızlık tarafını elime tutuşturduktan sonra içeriye bağırırdı. ''Bir kahve, zarif, az şekerli olacak.'' Ben bu nargile fırsatıyla menzilhaneyi, onu kiralayıp işleten Yavuz İbrahim'i, kahvenin müşterisi olan gençleri ve o arada Civelek Ziver'i yakından tanıdım. O kadar tanıdım ve ortamdan öyle bir haz aldım ki nargile merakım geçtikten sonra bile fırsat düştükçe gene ara sıra uğrardım. Oranın nargilesini de büsbütün savsaklamazdım. Kordon boyunun o güzel nargilesine pek benzeyen menzilhane nargilesinin bir başka özelliği daha vardı. Yavuz İbrahim onun suyuna 2-3 kiraz ya da küçük erik atmış bulunurdu. Ve nargileyi çektikçe bunlar suyun içinde türlü türlü cümbüşlerle oynaşır, gözleri oyalardı.
Bu Yavuz İbrahim kimdi? Ona niçin Yavuz demişlerdi? İzmir dilinde Yavuz, tıpkı Fransızcanın brave sıfatı gibi iki anlamda kullanılırdı. Yavuz bir kere iyi, güzel anlamındaydı. Sonra kullanışa göre kahraman, cesur, atak, gözü ateşten yılmaz, gereğinde kan dökmekten çekinmez bir adam demek olurdu. İbrahim için bu iki anlamda da o sözcük, o lakap pek yerindeydi. Onun için türlü söylentiler vardı. Vaktiyle tütün kaçakçılığı yapmış, kolcularla vuruşmuş, bir ara hüküm giymiş, hapse tıkılmış, sonra kaçmış, ödemiş de birkaç yardakçısıyla dağda eşkıyalık etmiş, daha sonra bağışlanarak kır serdarlığında kullanılmış, zamanında askerliği yapmış, cenge gitmiş, göğsünde bir nişanla bir yara geri dönmüş diye onun için hikaye anlatılırdı. Uzun boylu, yakışıklı, esmer yüzlü, kayış gibi bir adamdı. Erkek güzeliydi. Hele yüreğinin iyiliği ünlüydü. Kahvesine sürekli gelip giden gençler için bir nasihatçı, bir abi, bir koruyucuydu ve sık sık fırsatlarla onları arkasına takar, kahveyi ve ocağı orada yaşlanmış eski emektara bırakarak, yemekler düzenleyerek bu gençleri Yamanlara, Kızılçullu'ya, Halkapınar'a, Işıklar'a, Pınarbaşı'na götürür, onlara eğlenceli bir gezinti yaptırırdı. Civelek Ziver'in öyküsü gene böyle bir gezinti sırasında başlamıştı. Zencilerin bir tane bayramı olurdu ki İzmir'in sayılı günlerinden biriydi. Onların Afrika geleneklerinden getirdikleri bir tören Kadife Kale sırtlarında, İzmir'in Bahri Baba sırtlarından denize bakan bir noktasında yapılırdı. İzmir'de ne kadar değişik ve çeşitli kabilelerden gelme erkek kadın zencileri varsa burada toplanırlar, yerlerdi, içerlerdi, oynarlardı. İzmir halkından büyük bir kalabalık da bunları seyretmek ve garip oyunlarını görmek için orada toplanırlardı. Özellikle borulu zenciler bu törenin en başta gelen ögeleriydiler. Oyunları sırasında onların içinden boruları tutanlar da olurdu. Halk arasında babaları tutmak, babası tuttu denilen haldir bu. O zaman gudiyeler ki boruların başkanları olan yaşını başını almış kadın zencilerdi, törenleriyle uğraşırlarken halk bu hem çirkin hem de çok ilginç sinir bunalımı görüntülerini merakla izlemiş olurlardı. Bir gün bir dana bayramını görmek için Yavuz İbrahim yanına kahvesinin müşterisi olan gençlerden 5 tanesini alarak ve onlar için Kadife Kale'de yakın tanıdıklarından birinin bağında bir yemek düzenleyerek bir gezintiye çıkmıştı. Yemek yenip bittikten sonra zencilerin gürültülü bayram yerine doğru indiler. Ben bu olayın öyküsünü birkaç yıl sonra dinledim. Bayram yerinin bir kenarında birden Yavuz İbrahim'in gözüne 10 yaşlarında güzel bir Habeş oğlanı ilişti. Çocuğu çağırarak yanına aldı. Gençler çevresinde bir halka oluşturdular. Yavuz İbrahim çocuğu bir sorguya çekti ve onu korkutmamak için yanağını okşayarak "Adın ne?" dedi. Çocuk korkmadan ve gözlerinden bir neşeyle karşılık verdi. "Ziver, senin kimin kimsen var mı?" "Kimsem yok." Sana kim bakıyor?" "Şunun bunun yanında geçinir giderim. Anamla babam öldü. Beni daha küçükken bırakıp gitmişler. Şimdi bana asıl Gudiye Meseret abla bakıyor. Onun kulübesinde yatar kalkarım." Çocuk bu karşılıkları hiç durmadan, çekinmeden, rahat ve serbestçe veriyordu. Onda öyle bir sevimlilik vardı ki hem Yavuz İbrahim hem çevresinde kendisini halka çevirip dinleyenler onu pek sevdiler ve ısındılar. Yavuz İbrahim birden karar vererek "Bu Gudiye Meseret abla şimdi nerededir, onu bana bir çağırabilir misin?" Çocuk "Şimdi onun işi vardır, bayram yerindedir, belki biraz gelebilir, ona ne diyeyim? Seni birkaç efendi görmüş, görmek istiyorlar, acele ve önemli bir iş için" dersin. Çocuk seyirtti, onlar da arkasından yaklaştılar. Gudiye Meseret abla iyice yaşlanmış, kıvırcık saçları ağarmış, gözleri bulanmış ama dişleri hala sağlam ve beyaz bir ihtiyar kadındı. Yavuz İbrahim'i hemen tanıdı. "Ayol, ayol, ben seni bilmez miyim?" diye başladı ve hiç kararsızlık göstermeden ziveri vermeye razı oldu. "Onu istediğin gibi büyüt, adam olsun. Yalnız biraz okutup yazdır. Dünya hali bu, belki ileride gerekir. Ne kadar olsa bize emanettir" diye öğütlerde bulundu. Hemen o gün ziveri önlerine katarak Kadife Kale sırtlarından temaşalıktan kayarak Tilkili'ye, menzilhaneye indiler. Ziver'in ayakları çıplaktı. Çekirge gibi bozuk kaldırımların üzerinden sekerek hepsinin önünde yürüyordu. O gün kahvede işe başladı.
Ancak Yavuz İbrahim'i büyük bir telaş aldı. Kahvenin karşısındaki berber Zeynel'i çağırttı, zivveri göstererek ''Bu akşam bunu alırsın, saçlarını bir güzel kesersin, tamam mı? Ama cas cavlak yapmamalı ha. Sonra onu götürür, evde senin Zekiye kadına teslim edersin. Ben ona çamaşır falan göndereceğim. Onu bir temiz yıkasın. Elinin ayaklarının tırnaklarını kesip temizlesin. Burada handa odası hazır oluncaya kadar 2-3 gün size konuk olsun. Karnını iyice doyurmalı. Çocuğun güzelliği tamamıyla meydana çıksın.'' dedi. Bunlardan sonra berber Zeynel'e yaklaştı ve sanki söyleyecek şey utanılacak bir şeymişçesine yavaş sesle ekledi. ''Bilirsin ya.'' dedi. ''Harcamalarınızı bol bol öderim.'' Bunu söyledikten sonra yanını çeviren delikanlılara baktı, bir de zivveri süzdü. ''Şuna bakın, ne güzel, ne kıvırcık, ne boyu bosu düzgün bir yavrucak. Öyle civelek bir yumrucak ki. Yalnız adı hoşuna gitmiyor. Ben ödemişteyken eşkıyalardan bir Çerkes vardı, ona ziver derlerdi. Aman ne huysuz, ne uğursuz bir adamdı o. Bundan çekmediğim kalmamıştı.'' dedi. Gençlerden biri söze karıştı. ''Ağam.'' Yavuz İbrahim'e hep ağam diye seslenirlerdi. Genç devam etti. ''Sen kendin ona bir at verdin bile, civelek dedin. Bundan sonra onu hep civelek diye çağırırız ha?'' Ziver bu olup biten şeyleri izler, sözleri dinlerken Zeki gözleri ışıl ışıl yanıyordu. Şaşıyordu da. Bu adam ve şu delikanlılar kendisiyle ne kadar yakından ilgileniyorlardı. Yavuz İbrahim onun yanaklarını küçük küçük şamarlarla okşadı. Ziver tam Habeş değildi. Zenci kadınların beyaz soydan erkeklerle birleşmesinden doğan ve İzmir'de Çucana diye anılan, rengi açılmaya yüz tutmuş siyahlardandı. Bunlar soy değiştikçe ve her değişişte gene bir zenciye bir beyaz kanı karıştıkça hep siyahlıktan uzaklaşır ama hiçbir zaman tam anlamıyla beyaz olmadan en açık Habeşlerden daha açık bir renk alırdı. Amerika'da zencilerle beyazların birleşmesinden böyle beyazlığa yaklaşan birçok zenciler vardı ki atladıkları tabakalara göre birer sanla anılır ancak hiçbir zaman beyaz soydan olarak kabul edilmez. İzmir'de de böylelerine sık sık rastlanırdı. Lakin gariptir, ola ki kan karışması sonucuyla bu çocuklar pek güzelleşmiş, pek tatlılaşmış olmakla birlikte çok zayıf, yepelek olurlardı. İçinde uzun süre yaşayacak kadar güç bulabilene ise pek az rastlanırdı. Ziver bunların en tatlı, en sevimli örneklerinden biriydi. Düzgün boyu bosu, ince bacakları, kolları, ışıl ışıl parıldayan kıvırcık kirpiklerle gölgelenmiş zeki gözleri, kadife gibi yumuşak bir teni vardı. Hele hali davranışı, Yavuz İbrahim'in ona verdiği civelek sanına pek uygundu. İş berber Zeynel'e verilen görevle bitmedi. Yavuz İbrahim çevresine bakındı, ilk önce Şer'iye mahkemesinde önemli bir görev sahibi olan ve İzmir'de Müsveddeci Efendi diye pek saygıyla anılan adamın oğlu Cevdet'i gördü. ''Cevdet, yavrum'' dedi. ''Bu işi babana anlat, ellerinden öperim. Bunun yolu yordamı nedir, belge mi çıkarmak gerekir, ne gerekirse bana bunu bir yapıversin, sağlam bir iş görelim.'' Sonra yine etrafını çevreleyen gençlere bir göz gezdirdi. Çarşıda pek tanılan Hacı Hayri Efendi'nin oğlu Halid'e seslenerek, ''Sen akşam oldu eve gideceksin, baban da belki gelmiş bulunur. Sana para vereyim, onunla zivere uygun bir pantolon ama kısa olsun, ancak dizine kadar. Çamaşırlık patiska, ayaklarına güzel bir çift ayakkabı, ayrıca da iki çift. Çorap gerekli değil, ziverin yaratılıştan çorapları var. Yaramaz ayakları da pek güzel, dikkat ettin mi? İnce uzun.'' Bu işler bittikten sonra Yavuz İbrahim Halide uzun kesesinden çıkardığı bir parayı kimseye göstermeden verdi. Sonra gençlere ''Şimdi bana müsaade'' dedi. ''Hana çıkıp çocuğun odasını bir yoluna koyayım.'' Ocakta pinekleyen yaşlı ocakçıya seslendi. ''Çocuklar yoruldular, onlara benden caba birer kahve'' diye emir verdi. Cimriliğiyle ünlü olan Yavuz İbrahim, kesenin ağzını açmış ve bu haksız ününün eylemli bir yalanlamasını vermeye başlamıştı. Hanın yukarı katında, kendi odasının yanında bir küçük oda seçti. Oda baştan başa badana olacak, kapısı ve pencereleri ve döşemesi boyanacaktı. Oraya küçük ve yenice bir karyola yerleştirilecekti. Bunun döşeği, yastıkları, örtüleri en yenilerden ve temizlerden seçilecek, başkalarıyla karışmasın diye birer tarafına dikişle bir işaret konulacaktı.
Bütün bunlar için Yavuz İbrahim Han'ın oda başısına sıkı sıkı emirler verdi. Hiçbir harcamadan sakınılmayacaktı. Artık kesenin ağzı açılmıştı. Öyle ki 3-5 gün içinde işler yapılmış oldu. Ziver için evlatlık belgesi de yoluna girdi. Artık Civelek Ziver, Berber Zeynel'in evinden büsbütün gıcır gıcır yeni giysilerle, pek güzel ayakkabılarıyla, yüzü gözü açılmış, yanaklarında şu yeni dünyaya girmiş olmaktan doğan bir sevincin dalgasıyla gelip menzilhaneye yerleşti. Edeple, terbiyeyle Yavuz İbrahim'den başlayarak orada hazır bulunan bütün gençlerin ellerini öptü. Ayrıca ocak başında yaşlı ocakçıyı da unutmadı ve hemen bu yeni dünyasında kendisine sevimlilikle dolu bir hava yarattı. Bu küçük çocuğuna çocuğu böylece zekanın ilk kanıtlarını vermiş oluyordu. Onun asıl zekiliği ders konusunda ortaya çıktı. Yavuz İbrahim, Gudiye Meserret ablanın verdiği salığı unutmamıştı. Kolaylıkla bunun da çözümlenme yolunu buldu. Bütün o çevre delikanlıları kahvesine gelip giderlerdi ve kendisinin dostlarıydılar. Bunların arasında mahalle mektebinin hocası Hafız Necip'in oğlu Abdullah da vardı. O da babası gibi hafızdı ve mektepte babasına yardımcılık ederdi. Yavuz İbrahim onunla anlaştı. Mektep paydos olduktan sonra gelecek, Civelek Ziver'e biraz yazıyla okumak, biraz da sayı hesap öğretecekti. Ne olacak diyordu. Önünde sonunda kahvede yardımcı olacak değil mi? Biraz da bana el ulağı olsun yeter. Daha sonraları Han'ın hesaplarını bir yere yazıversin yetişir. Katip olacak değil ya. Sonra ona namaz surelerini de öğretmeli. Abdest alma, namaz kılma usullerini de öğrensin. Bereket versin, onu vaktiyle bir düğünde sünnet ettirmişler. O iş yolunda. Oğlanı hem adam hem Müslüman yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız değil mi Abdullah Bey oğlum? Elbette senin haftalıklarını da unutmayacağım. Buna karar verilince Abdullah'ın sırtına birkaç hafif yumruk vurdu. Yavuz İbrahim'in okşama usulü böyleydi. Ben Civelek Ziver'i bu tarihten 4 yıl sonra gördüm. Tanıdım ve hemen sevdim. O daha 14 yaşındaydı ve pek güzeldi. Evet, açık habeş renginde bir çocuk. Elinde maşa, kahvede oradan oraya seyirtir, müşterilerinin nargilesine ateş yetiştirir, çıngırak gibi ince ve ahenkli sesiyle ''İki zarif, bir okkalı, hep bol şekerli olacak, birer bardak da su, şaşal suyundan ve soğuk tarafından'' diye ısmarlamalar verirdi. Epeyce okumak yazmak öğrenmişti, biraz da toplama ve çarpma yapacak kadar hesap biliyordu. Çıkarmaya ve bölmeye kadar pek çıkamıyordu. Hele kerrat cetvelini bir türlü kavrayamamıştı. Delikanlılar ona ''Civelek, 7 kere 8 ne eder ulan?'' diye sorunca o gevrek gülüşle sıvışır uzaklaşırdı. O sadece kahveye gelip gidenlerin değil, bütün çevre halkının sevgilisi olmuştu. Sokaktan geçerken dükkanlardan ''Civelek, hop nereye, bize uğrasana'' derler. Hele köşe başındaki muhallebici ona her zaman ya bir tabak kazan dibi ya bir kase aşure yedirmeden salıvermek istemezdi. Civele'ye herkesten çok bağlanan Yavuz İbrahim'in kendisi olmuştu. Üstelik bir gün kahvenin genç müşterilerinden biri ona ''Bu çocana çocuğuna ne kadar çok sevgi gösteriyorsun ha? Bakalım buna layık olabilecek mi?'' demişti de Yavuz İbrahim biraz durup düşündükten sonra ''Biraz bekleyin, şimdi gelir, size anlatırım'' diye karşılık vermiş ve kahvede biraz dolaştıktan sonra yanlarına gelmiş ''Bana aranızda bir yer verin, bir de nargileyle okkalı bir kahve ısmarlayın. Kahvenin sahibi olduğumu unutarak bana bir konukmuş gibi davranın.'' demiş ve bir iskemle çekerek gençlerin arasına yerleşmişti. Bu ilk kez oluyormuş. Gençleri yanına alıp onları gezintilere götüren Yavuz İbrahim, kendi kahvesinde onların arasına girmez, hep uzakta, hizmet yerinde kalırmış. O gün ayrıca gençlerin topluluğundan biraz ötede tavla oynamakta olan öteki iki genci de çağırmış. ''Hep birlikte olalım da beni dinleyin, size bilmediğiniz bir masal anlatacağım.'' demiş. Gençlerden birinin kahve ocağına bağırarak ''Ağa için bir nargileyle bir okkalı.'' emrini verdikten ve suyunun içinde 3 tane küçük erikle nargilesi ve kahvesi geldikten sonra Yavuz İbrahim masalına başlamış. Bundan 20 yıl kadar önceydi. O zaman ben 25 yaşlarında yağız bir delikanlıydım. Ele avuca sığmaz, uslu oturmaz, yaramazdım. Damarlarımda kan yerine alevler dolaşırdı. Askerliğimi bitirerek Ödemiş'e dönmüştüm. En karlı iş olarak tütün kaçakçılığına başladım. Bir de ortağım vardı.
Ödemiş'in zengin çiftlik sahiplerinden Şerif Ağa'nın koruyucusu Çerkes Ziver. Bu Şerif Ağa'nın bir de genç güzel sülün gibi, fidan gibi habeş bir cariyesi vardı, Müferri. Bu kızı gördükçe gözlerimi ondan ayıramazdım. Onun da bana öyle bir bakışı vardı ki, kendi kendime, işlerimi bir yoluna koyayım, kızı ağadan isterim diyordum. Bu güzel habeş kızına iyiden iyiye abayı yakmıştım. Kesinlikle o da bana. Bir gün çiftliğe uğrayınca kara bir haber aldım. Bir ağacın dibinde Müferrih'in göğsünden vurulmuş cesedi bulunmuş. Ve muayene sonunda anlaşılmış ki kıza zorla, anladınız değil mi? Ondan sonra öldürülmüş. Kim bunun ortaya çıkarılmasında da gecikilmemiş. Herkes öğrenmiş ki Çerkes Ziver. Çünkü o ortadan kaybolmuş ve daha sonra öğrenilmiş ki benimle birlikte kaçakçılık yapan yardakçısıyla birlikte dağa eşkıyalığa çıkmış. Öyküsünün burasında Yavuz İbrahim biraz durup nargilesinden birkaç nefes çekmiş ve suyun içindeki erikleri 5-10 kez yuvarlayıp oynattıktan ve onları dalgın dalgın seyrettikten sonra öyküsünün aşağısını tamamlamış. Bunun üzerine bana bir görev, bir borç kalıyordu. Kızın öcünü almak ve aynı zamanda benim umutlarımı yok eden adamdan da kendi öcümü çıkarmak. Bunun için tek bir çıkar yol vardı, onların çetesiyle birleşmek. Epeyce bir zaman o çevreleri kasıp kavurdum. Jandarma kuvvetleri bizi sıkıştırdıkça biz hep ellerinden kaçıp kurtuluyorduk. Derken bir gece karanlıkta bir tüfek sesi duyuldu, araştırıldı. Ancak sabaha karşı Çerkes Ziver'in cesedi bir ağacın altında bulundu. Aynıyla Müferrih'in cesedi gibi. Kim vurdu? Belki bir kaza, belki onu izleyenlerin bir kurşunu, anlaşılmadı gitti. Bu olaydan sonra bizim çete, artık ben başkandım, hükümetten aman diledi. Hükümet beni kır serdarı yaptı. Uzun yıllarda böylelikle geçti. Sonunda bu işten de bıkınca kalkıp İzmir'e geldim ve işte bu menzilhaneyi o zaman tuttum. Yalnız bir hayal kafamdan gitmiyordu. O zamandan beri kahveyi ve hanı işletip duruyorum. Her şeyi unuttum. Yalnız bir hayal kafamdan silinmiyor. Müferrih'in hayali. Gençler susarak dinlemişlerdi. Nargilenin gene gürültüsü işitildi. Erikler gene suyun içinde oynaştılar, batıp çıktılar. Yavuz İbrahim öyküsünün sonunu bağladı. O zamandan beri 20 yıl geçti. Geçen hafta Dana Bayramı'nda sizinle dolaşırken Civele'yi görünce birden ciğerim ağzıma geldi. Müferrih benim olsaydı, ondan bir oğlum olsaydı tıpkı bunun gibi olacaktı dedim. Ve birden bu çocuk için sanki Müferrih'le benim çocuğummuş gibi içimde bir şeyler kaynayıverdi. Şimdi anladınız mı? Ha, bu hikaye aramızda kalsın. Civelek diye bağırdı. Bana bir bardak şaşal suyu oğlum. Soğuk tarafından olsun. Gençler hep sustular. Yavuz İbrahim suyunu içti. Çocuğun yanaklarını küçük şamarcıklarla okşadıktan sonra ayağa kalktı. Hadi çocuklarım, sizi bir eski zaman hikayesiyle sıktım. Gene sohbetinize devam edin dedi ve ayrıldı. Ben Civele'yi epeyce bir zaman sonra tanıdım dediğim gibi ve kahveye gelip gidenlerin birkaçı tarafından bana anlatılan hikayesini dinledim. O vakit Civelek 14 yaşlarında güzel, Yavuz İbrahim'in Müferrih hakkında kullandığı deyime göre sülün gibi, fidan gibi bir oğlancağızdı. O kadar sevimliydi ki ona hemen büyük yakınlık duymuştum. Ben nargilemi içmek için menzilhaneye gittikçe hava uygunsa dışarıda yalnız başıma otururdum. Civelek beni görür görmez koşar, yüzünü kaplayan bir memnunluk gülümsemesiyle ''Safa geldiniz beyim efendim'' der. Bana seslenirken her zaman beyim dedikten sonra buna bir de efendim eklemesine gereklilik duyardı. Ona nargilemi söyler, kahvemi ısmarlardım ve bunlar gelince dayanamayarak o güzel habeş çocuğunu okşardım. O da bundan pek memnun görünürdü. Pek doğal olarak Civele'nin bahşişini de unutmazdım. Onun aldığı bahşişleri hep ustasına haber verdiğini de bana söylemişlerdi. Bir gün Yavuz İbrahim bana, ''Beyim, verdiğiniz bahşişlerden anlıyorum ki siz de Civele'yi seviyorsunuz.'' demişti. ''Evet.'' dedim. Yavuz İbrahim içini çekti, sonra bana eğilerek yavaş sesle, ''Ama çocuk hasta, hem bey kötü hastalık. Onu Küçük İshak'a muayene ettirdim.'' Bu Küçük İshak İzmir'in ünlü bir doktoruydu. Bu çocuğu iyi beslemeli ve kıştan önce bir hava değişimi yaptırmalı. Örneğin Rodos, ''Kışı orada geçirsin.'' dedi, diyordu.
Ben doktorun bu salık verişi üzerine hastalığın türünü anlamakta gecikmedim. Aradan çok geçmeden gene bir gün nargile içmek amacıyla menzilhaneye gitmiştim. Kış başlıyordu, hava soğuktu. İçeriye girdim. Gençler ayağa kalkarak bana yer verdiler. Onların arasına sokuldum. Civelek koşmadı. Yavuz İbrahim de görünmedi. Onların yerine Berber Zeynel yanıma geldi. Gençlerde de bir donukluk, tutukluk vardı. Bana anlattılar. Yavuz İbrahim kahveyi hanı Berber Zeynel'e bırakarak tası tarağı toplayıp sevgili Civeleğini alarak Rodos'a gitmiş. Kışı orada geçirecekmiş. Sonra? Sonrasını Allah bilir diyorlardı. Bu olayın sonunu öğrenemedim. Civelek iyi olmuş muydu? Yavuz İbrahim gene kahvesine, hanına dönmüş müydü? O kışın sonlarında ben de İzmir'den ayrılarak İstanbul'a gelmiştim. Aradan ne kadar uzun bir zaman geçti. Bir ömür. Şimdi bu satırları yazarken Civelek Ziveri, Yavuz İbrahim'i, sonra bütün menzilhane devamcısı gençleri hep birer birer görüyorum. Ve her biri için ayrı ayrı özlemler duyuyorum. Bunlardan kaçı kaldı? Ne kadar yazık. Onları o zamanki halleriyle görmek isterdim. Kalanlar varsa kim bilir yılların yığınlarını nasıl taşıyorlar.